Yeniden merhaba Artı TV izleyicileri. Artı Gerçeğin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Biz stüdyoda Artı TV programcısı Erk Acar'la ile beraber devam ediyoruz. Birazdan bize Eser Karakaş ve Ragıp Duran da katılacak. Evet, en son kara parayı konuşuyorduk. İnci ile evet. Uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve bütçede tabii kaynağı belirsiz paranın bütçeyi refaha ulaştırmasını. Aynen, evet. Ve iktidarların, özellikle kirli iktidarların bu kaotik ortamı sevmesini. Çünkü buradan kendi yaşam biçimlerine ekonomik rant taşımalarını. Evet. Şimdi o zaman Eser Hoca'ya bir gidelim. Tabii. Bu hafta da kara para kaderimiz mi diye yazmış. Eser Hoca bu konuya değinmiş. Evet. Eser Hoca merhaba. Celal, iyi akşamlar Erk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Buyurun. Evet hocam, valla bu kara para kaderimiz miye geleceğiz? Demin de İnci ile onu konuşmuştuk, uyuşturucu, insan kaçakçılığı üzerinden, ama ondan hemen başka bir şey sormak istiyorum. Ronaldo nasıldı hocam? Eyvah. Valla size bir şey, sana da gönderdim Celal valla. Yani adam hakikaten o gol, o videoyu saklamak lazım. Adam yani yer çekimi kuralına aykırı bir şey yapıyor. Yani yükseldi, tamam iyi zıplayabilir ama zıpladığı yerde kaldı ya adam. Havada durdu resmen. Nasıl bir şeyse o. Evet, ve ulan güzel bir gol attı. Evet. Biraz Messi'den kalsam belki var. Resmen havada topu bekledi. Yani evet. Bakıyorum inanamıyorum yani. Ulan evet. Bir şey. Hocam biz kendi gerçeklerimize dönelim. Doğru. Doğru. Çünkü bizim ekonomi öyle havada durmuyor yani. Evet. Ronaldo evet. Gibi. Evet. Evet hocam, biz hakikaten kara para kaderimiz mi bizim? Bu bir tercih. Eğer hukuk devletini, işte bir sürü şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Tam da Türkiye işte bu, her şeyin bir araya gelmesi. Hukuk olmayacak. Yani hukuk devletini ayaklar altına alacaksın. Ama 4 ya da 5 senede bir de seçime gideceksin ya da arada referandum olacak. Yani bir sandığa ihtiyacın olacak. Sistem şu andaki AKP ya da Erdoğan meşruiyetini artık hukuktan almıyor. Sadece sandıktan alıyor. Halbuki siyasal iktidar meşruiyetini demokratik hukuk devletinin alması gerekiyor. Demokrasi tabii gerekiyor ama ya da hukuk devleti de gerekiyor. Şimdi sadece sandıktan alıyoruz. Şimdi sandıktan aldığı zaman da büyümeye ihtiyacı var. Çünkü büyüme olmazsa sandıkta sıkıntı çıkıyor. Büyük sıkıntı çıkıyor. Hem büyüme olması için de kaynak gerekiyor. Ama hukuk devleti yoksa da kaynak yok. Çünkü Türkiye'nin kendi iç tasarruf oranıyla o arzulanan büyüme oranlarını gerçekleştirmesinin olanağı yok. Dolayısıyla dış kaynağa ihtiyacımız var. Hukuk olmayınca da dış kaynak gelmiyor. Dış kaynak derken burada hukuk olmayınca gelmeyen dış kaynak meşru ve yasal dış kaynak. Yani işte yabancı sermaye, mesela Volkswagen bile düşünüyor şimdi geleyim mi gelmeyeyim mi diye. Halbuki onun gelmesi için bir sürü neden vardı. Muhtemelen burada çevre standartlarına daha az şey yapacak falan, şudur budur. Ama gelmiyorlar. Yani yabancı sermaye yatırımlarında olağanüstü bir düşüş var. Yani 2007-2006 büyüklüklerinin yarısının da altına indik. Korkunç bir şey. O zaman ne yapıyor? Eğer sandığa ihtiyacın varsa bir yerden meşru ve yasal olmayan para bulacaksın. Başka çaren kalmıyor. Meşru olmayacak ve yasal olmayacak. Bu da kara para. Bu nasıl bir şey? Aratırı diyorlar ki işte yurt dışından para getirin. Ne getirirseniz getirin. Kökenini sormayacağız diyorlar. Peki ya bu uyuşturucu ticaretinden elde edilmiş bir para, işte dışarıda bir bankada bir şekilde konmuş ya da yastık altında, onu bir şekilde bavula koyup buraya getiriyorsun. Sormayacak mı? Hayır, sormayacağım diyor. Ya da başka yerlerden. Bu işin nispeten daha masum olan yanı. Ama biraz önce de konuşuldu bu mesele. Bir de tabii uyuşturucu parası var. En korkuncu o. Uyuşturucu parası var. Ve bu uyuşturucu parasının büyüklüğünü de çok iyi bilmiyoruz. Türkiye'de ne kadar kalıyor çok iyi bilmiyoruz. Ama çok büyük boyutlara ulaştığını biliyorum. Ben yarın Artı Gerçeğe yazdığım yazıdan şey yaptım. Yani bir ismini vermeyeyim ki kimseyle davalı olmak istemiyorum ama Avrupalı Escobar diye tanınan meşhur bir Türk uyuşturucu baronu var. Çok meşhur. Adı
Yani dünyanın en büyük uyuşturucu tacirci Escobar'dan sonra. Ona zaten Avrupalı Escobar deniyor. Adam neyle suçlanıyor? Bolivya ile Türkiye arasında uyuşturucu hattı kurmakla suçlanıyor. Bu korkunç bir şey. Hem Türkiye'de hem uluslararası arenada olağanüstü bir suçlama. Ama tahliye edildi 2017'de. Ekim 2017'de tahliye etti bizim hukuk sistemi. Avrupalı Escobar tahliye edildi. Ahmet Altan tahliye edilmiyor. Kavala tahliye edilmiyor. Haklarında bir sürü mahkeme kararı olmasına rağmen, yani tahliye yönünde. Ayın'dan başka yere kadar. Ama peki neyle suçlanıyor Altan'la Kavala? Vallahi bilmiyoruz da doğrusu neyle suçlandığını da çok iyi bilmiyoruz. Ortada öyle inandırıcı akıllara şeye, aklınıza oturan, aklınızda kalan bir suçlama da yok. Ama Avrupalı Escobar tahliye ediliyor. Yani bu uyuşturucu meselesine şeyden geldiniz galiba, değil mi? Yüksek rütbeli bazı jandarmanın şeyleri. Ama bu yeni bir şey değil. Ta Şubat 17'de. Ben bu işe çok meraklıyım. Uyuşturucuya çok meraklıyım. Yani şimdi burada yanlış anlaşılmasın. Yanlış anlaşılır hocam bu. Uyuşturucuya meraklıyım diye. Özellikle basında çıkan her haberi, her uyuşturucu haberini bir şekilde indiriyorum, bir folder'a koyuyorum. Orada ara sıra dönüyorum. Mesela bugün bunu yine yaptım yazıyı yazarken mesela. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınıyor. Şubat 2017'de. Kimden bahsediyoruz? İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan bahsediyoruz. Daha geçenlerde Manisa'da arabasında 2 kilogram uyuşturucu bulunan emniyet müdürü. İçici deniyor ve serbest bırakılıyor. Sıkıyor musun? Adam emniyet müdürü. Arabasında uyuşturucu bulunuyor. Ama bu ticaretini yapmıyor. Sadece içici diyorlar. Ve serbest bırakıyorlar. Yani ama sonra o çıkıyor ki o emniyet müdürünün menzilci olduğu ortaya çıkıyor. Sonra bir de menzilciler arasında da uyuşturucuyla epey bulaşmış bir şey galiba menzil şeyi. Buharacılar ve Semerkantçılar varmış. İkiye bölmüşler. Evet, buharacılar ve Semerkantçılar varmış ama bunun biraz şeyle de alakası var galiba. Yani uyuşturucu şeyle alakası var. Ben bu buharacılık ne demek, Semerkantçı ne demek hakikaten anlamıyorum. Siz biliyor musunuz? Ya da Semerkant diye bir televizyonları vardı. Buhara diye de bir dergi kurmuşlardı bunlar. Onlar iki ayrı grup herhalde aralarında. Ondan sonra yani bakın şimdi öyle, bu uyuşturucu konusu açılınca benim çenem çok açılıyor. Beni bağışlayın. Benim çok meraklı, çok meraklı olduğum bir konu yani. Mesela Zindaşti, değil mi? Meşhur İranlı uyuşturucu baronu. Onun kızını öldürdüler. Nasıl bir kavga etse örgütler arasında, o kızının öldürülme olayında davasında firari bir İlhan Ünhan diye bir adam vardı. Bu daha 6 ay önce, ya 7 ay önce, Nisan 2019'da Bağdat Caddesi'nde, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde, herkes biliyor Bağdat Caddesi nasıl bir yer, güpegündüz herkesin içinde vuruldu ve vuranlar kayıp. Bağdat Caddesi'nin göbeğinde oluyor. Şimdi bütün bunlar niye daha çok anlatabilirim ama şey yapmak istemiyorum yani. Bazı da şey yapmak istemiyorum. Bakırköy'de Zindaşti'nin avukatını vurdular. Bakırköy'de bir lokantada yemek yerken kafasından 5 kurşundan. Bunu da tarihini söyleyeyim. 2017 Kutbettin Kaya avukatın ismi. Öldürülen avukatın, Zindaşti'nin avukatı. Zindaşti'nin masasında gözüken şu anda da sarayda görevli eski milletvekilleri. Ama Zindaşti ile beraber yemek yiyorlar. Evet. Hiçbir özel ismini vermek istemiyorum. Verdiğim özel isimler diğerleri şeyler, öldürülenler, maktuller. Dolayısıyla onlar da dava açmazlar. Dava açacak halleri yok onların. Hiçbirisinin de şeyini vermek istemiyorum. Ama yani mesela Aralık 2018'de şimdi yani bu kara para ve dolayısıyla bunun bağdaşı. Aralık 2018'de Erzincan'da bir tır içinde 700 kilo eroin yakalandı. Şimdi bu benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de yakalanmış en büyük miktardı. Yani 700 kilo eroin. Şimdi niye söyleyeyim bunu? Ben o gazete işinde Türkiye'de kaldı, ulaşamıyorum kolay kolay. El País değil mi? Çok saygın bir gazete, İspanyol gazetesi. İspanyol, evet. El País. 3 kilo eroin yakalandı diye İspanya'da manşete çıkartmışlardı. 3 kilo saf
Peron yakalandı diye Erzincan'da Aralık 2018'de yani yaklaşık tam bir sene önce 700 kilo eroin yakalanmış. Peki bu 700 kilo eroin bir tırda nereden geliyor? Belli ki o bir sınır kapısından girmiş. Onu da hangi sınır kapısı olduğunu söylemeyeceğim, orada da sorun olur. Bir sınır kapısından girmiş. Bir sınır kapısından nasıl giriyor 700 kilo eroin bir tırla? Eskiden at sırtında, eşek sırtında getirilirdi. Şimdi sadece tırlarla giriyor Türkiye eroin. Ama mesela bu söz konusu sınır kapısına galiba Ankara'da yine sarayda görevli bir cumhurbaşkanlığı baş danışmanı bir cumhurbaşkanlığı antetli bir kağıda yazı yazıp gönderiyor. Diyor ki orada bir Kur'an kursu var işte. İsmi yer belirtmek istemiyorum. Ben bunu yazıda yazmıştım şeyde Artı Gerçek'te. Ya şuraya 70 bin lira versen onlara, ihtiyaçları var diyor. Şimdi biliyor musun? Bir devlet memuru maaşını merak etmiştim. 7 bin liraydı maaşı. Oradaki gümrük müdürünün. Gümrük müdürüne cumhurbaşkanlığı ofisinden bir baş danışman böyle bir yazı yazabiliyor antetli kağıda. Şimdi müdanaa diye bir laf vardı. Çok severim ben bunu. Evet. Müdanaasız bu işte. Anlatabiliyor muyum? 70 bin lira versene şuna diyor. Şimdi o adamın o bir gümrük müdürünün cebinde ya da banka hesabında 70 bin lira olacağını nereden bilebiliyor? Bir cumhurbaşkanlığı çalışanı, baş danışmanı. Yani 10 tane 10 aylık maaşı aslında. 10 aylık maaşı. Onu veriver diyor yani. Hani borç şeydi falan da değil yani. İhtiyaçları varmış, veriver de yazı gönderiyor. Ve o da anlaşılıyor ki bu gönderdiği üçüncü yazıymış ve toplam 200 bin lira galiba 1,5 yıl içinde o Kur'an kursuna vermiş o gümrük müdürü. Yani mesela bunlar Türkiye'de yayınlanıyor fakat arkası bir türlü gelmiyor. Yani bilemiyorum yani soruşturma açılmıyor oradaki o gümrük kapısındaki müdürle ilgili ya kardeşim bu parayı nereden buldun diye soran yok. Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı AKP eski milletvekili ya sen böyle bir mektup nasıl yazabiliyorsun diye hem de Cumhurbaşkanı antetli kağıda el yazısıyla var basında yani bunlar. Onu anlatabiliyor muyum? Basına çıktı ondan sonra. Yani dediğim gibi hukuk olmayınca ve kaynağa ihtiyacın varsa acil, siyaseten yoğun bir kaynak ihtiyacı var AKP'nin, yönetimin diyeyim yani kim dersen. Ama hukuk da yok. Bu ikisi bir araya geldiği zaman, kaynak ihtiyacı ve hukuksuzluk yan yana geldiği zaman ne kadar pislik varsa ortaya dökülüyor. Kara para, uyuşturucu, yolsuzluklar. Yolsuzluk da ne kökende bu? Türkiye'nin işte Batı Avrupa'sı sanatına bir hukuk devleti olsa kara paradan bahsetmeyiz. Uyuşturucu ticaretinden bahsetmeyiz. Değil mi? Yolsuzluklardan bahsedemeyiz. Ama bir nedenden de mevcut siyasal iktidar işte Batı Avrupa standartlarında bir hukuk devletini benimsememe konusunda muazzam bir ısrar gösteriyor. Muazzam bir ısrar. Baktığın zaman anlıyorsun o zaman niye olduğunu. Çünkü hem işin siyasi ayağı var yani büyümeyi finanse ettiriyorlar bu tür kara para işleri, kara işlerle. Sadece kara para değil içinde uyuşturucu yolsuzluk. Finanse ettiriliyor. Ondan sonra tabii bu sadece büyümeyi finanse etmek olarak almayalım. Bir miktarda şahsi nasiplenmeler de var herhalde. Onlar ayakkabı kutularında evde istifleniyor. Evde saklanıyor falan. Çünkü mesela o parayla ki şey denmişti o, mesela, o ayakkabılarla ilgili de galiba Bosna'da bir üniversite yapılıyordu. Ne oldu o? Ne oldu o? Ne oldu o üniversite? Mesela o olayda hiç kimsenin adını vermiyorum. O dönemin İçişleri Bakanı oğlunun evinde büyük paralar bulunuyor. Şimdi diyor ki ya yani bunu birisi kodu demiyor. Dönemin İçişleri Bakanı diyor ki ya oğlum bir ev sattı diyor ama bankaya yatırmayı unutmuş parayı. Burada kalmış diyor. Şimdi bakın ne demek bu biliyor musunuz? Mesela diyelim İngiltere'de Fransa'da olsa bu İçişleri Bakanı'nın oğlu bir ev satıyor ve parayı banka sisteminden geçirmiyor. Eve getiriyor. Bu sadece bu yeter. Bırakın başka karanlık işleri. Sadece bu babasının o görevden gitmesi için yeter. Ve soruşturma açılması için. Sahiden öyle olsa bile yani. Tabii. Hiç başka bir art niyet olmasa bile. Bir İçişleri Bakanı'nın oğlu bir ev satıyor. Ha, bu babasının basına söylediği diye söylüyorum. Ben bu böyledir demiyorum. Babası, yani dönemin İçişleri Bakanı bu açıklamayı yaptı. Evet. Parayı. Oğlum ev sattı dedi. Ama ihmal etmiş dedi. Evde kalmış para dedi. Ondan sonra. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Demek o ev satışından gelen parayı banka sisteminden geçirmemiş oğlan. Bu bir suç.
ya da işte tapuya 10 lira diyor, 110 liraya satıyor. Belki 10 lirasını bankadan geçirmiş, 100 lirasını eve getirmiş. Bu babasının söylediği için söylüyorum, yoksa herhangi bir iddiam değil bu yani. Tabi bunu söyleyen de bir İçişleri Bakanı. Bu bir İçişleri Bakanı bunu söyledi, evet. Maalesef. Yani dediğim gibi, ama bütün bunlara baktığınız zaman sistemin böyle finanse edildiğini görüyoruz. Çünkü tekrar ediyorum, hukuksuzluk ve kaynaksızlık, yasal kaynak elde edememe bir araya geldiği zaman sistem duvarda köşeye sıkıştırılmış bir kedi gibi kötü yerlere saldırmaya başlıyor. Bunların başında işte gelebilecek her türlü kara para, her türlü gayrimeşru iş. Yani ama burada biz kendimizi de eleştirelim. Yani mesela çok önemli AKP'nin çok üst düzey bir yöneticisi. Onun da ismini vermiyorum. Çok üst düzey bir yöneticisinin ailesinin bu yapılan İstanbul Havaalanı arazisinde kız kardeşinin, halasının, bacısının, şusunun, busunun araziler satın aldığı ortaya çıktı. Haber olarak bu çıkıyor. Sanki haber şeydi. Yani bugün öğleden sonra İstanbul'a dolu yağdı gibi bir haber olarak çıkıyor. Tabii dolu haberinin yarın fazla şeyi yoktur. Yani yollar tıkanmamışsa, öyle bir vahim bir şey olmamışsa yarın bu haberin fikri takibini yapmazsın değil mi? Yağmur haberinin fikri takibini yapmanın bir anlamı yoktur. Ama o çok önemli AKP yöneticisinin ailesinin, başta kız kardeşinin oralarda arazi satın aldığı haberi çıkıyor. Ama ertesi gün aynı gazetede şey yok. Ne derler? Ya peki böyle bir haber yayınladık. Ben bunu ki anlamamışımdır Türkiye'de. Hocam yani, siz çok sık yazarsınız da bu biraz da vergi sisteminden gelen dolaysız vergi meselesinden dolayı. Doğru, çok doğru, çok doğru. Çok teşekkür ediyorum Celal bunu söylediğin için. Türkiye'de dolaysız vergi ödeme şeyi yok. Çok az, mükellef sayısı 1,5 milyon civarında. O kadar bile yok. Bunun için önemli bölümde zarar gösteriyor. Yani Türkiye'de ciddi anlamda gelir vergisi ödeyen mükellef sayısı yaklaşık 1 milyon. 60 milyon seçmen içinde 1 milyon. Şimdi vergi, dolaysız vergi, yani mesela diyelim ki gelir vergisi ödemiyorsan, o zaman yolsuzluklar konusunda biraz şey gibi duruyorsun. Yani bir haber geliyor işte Ankara'da bir büyük bir yolsuzluk olmuş. Ya Ahmet Mehmet'in cebinden parayı çalmış gibi okuyorsun, bir şey olayı gibi. Halbuki o çalınan para nihai analizde senin paran. Ama dolaysız vergi çok ödemediğin için bu bilince gelmemişsin. Ben bunu eskiden hep bir yetersizlik diye görürdüm. Ama son 10-15 yıldır bunun bir yetersizlik değil, devletin bunu kasti bir işlem olarak yaptığını düşünüyorum. Devlet vatandaşın önemli bir bölümünde şey olmasını istemiyor. Vergi bilinci, dolaysız vergi bilinci oluşmasını istemiyor. Türkiye'nin çok köklü bir maliye teşkilatı var. Hep ben benim alanım bu. 30 yıldır söylüyorum mesela şimdi bir şirkette birisi maaş alıyor. Hemen stopajda vergisi kesiliyor, eline net parası ödeniyor. Ya diyorum şunu adama brüt olarak verin. Yani vergiyi kesmeden verin şeyde kaynakta. Sene sonunda da İşte deklare etsin ben şu kadar brüt gelir elde ettim. Onun da hesap basınca %20 mi, %25 mi, %30 mu? Bu oranda da vergisini götürsün, şeye yatırsın. Maliyeye yatırsın. Şimdi ne demek bu? Yani cebine sıcak giren bir parayı seyahate çıkabilecekken, çocuğuna bir şey alabilecekken götürüp maliyeye kendi eline yatırdığın zaman, o zaman bu yolsuzluklar duyduğun zaman havaya zıplarsın, sokağa çıkar bağırırsın. Türkiye'de kimse bağırmıyor. Çünkü kimse Türkiye'de vergi ödediğinin farkında değil. Evet. Bütün vergiyi dolaylı vergilerle alıyor Türkiye. Önemli bölümünü. O da çok önemli büyük. Çok da adil olmayan büyük belki de. Ama bunu bilmiyorsun. Yani bir şey aldığın zaman işte 7 lira diyorsun. O 7 liranın içinde mesela 1 lira KDV var. Ama bunu sen bilmiyorsun kaç para KDV ödediğini. Hepinize sorsam. 2019'u bitiriyorum. 2019'da ne kadar dolaylı vergi ödediniz Almanya'da? Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bunu kimse bilemez. Evet. Ama önemli bir vergi. Yani Türkiye'de yaşasak, Türkiye'de 2019 herhangi birisine sorsam, bir maliyeciye sorsam, sen bu sene ne kadar KDV ödedin Türkiye'de diye bilemez. Dolayısıyla bilemediği bir para içinde böyle bir bilinç oluşturmuyor. Bilinç oluşturmadığı zaman da işte bu şeylerde yolsuzluklara tepki vermiyor. Yani
kendisinden çalınan bir parayı sanki birisi başka birisinden çalıyor. Yani bir sinema seyredermiş gibi bakıyor yolsuzluğa. Ama o sırada cebinden para gidiyor, farkında değil. Evet. Evet, yani... Yani bir süre daha kara para kaderimiz olacak, öyle mi hocam? Kara para, evet. Hukuk devletine geçene kadar, yani Türkiye'nin büyümesini sağlıklı, meşru, yasal dış kaynağa bağlayana kadar kara para Türkiye'nin kaderidir. Ama bu ne yapıyor tabii? Türkiye'yi çürütüyor. İşte uyuşturucuya ihtiyacımız var. Ne demek uyuşturucuya ihtiyacımız var? İşte bugün konuşulan konu yani. Üst rütbeli jandarmaların üzerinden uyuşturucu çıkıyor. Bu Türkiye'nin çürümesi demektir. Bir emniyet müdürü, İstanbul Emniyet Müdürü yardımcısı uyuşturucudan gözaltına alınıyor. Bu Türkiye'nin çürümesi demektir. Halbuki şunu şey adam gibi 2006'da çok da uzak yine AKP'den örnek veriyorum yani 2005-2007 arasında olduğu gibi işte Türkiye'ye giren doğrudan yabancı sermaye yatırımını 25 milyar dolara çek. Hukuk devleti gerekiyor bunun içinde. Avrupa Birliği hedefi gerekiyor. Onlara uzaklaşınca Türkiye'ye giren yabancı sermaye komik mertebelere düşüyor. Ama Erdoğan'ın seçim kazanmaya ihtiyacı var. Çünkü seçim kazanamazsa Allah korusun neler olacağını bu bile tahmin. Yeni yeni duyuyoruz şeylerden televizyon programlarında seçim kazanamazsak ne olacak diye tartışmaları. Ondan sonra dolayısıyla bunu kazanmak için de gayrimeşru yollara saldırıyorlar. Başka yapacak bir şey kalmıyor çünkü ondan sonra. Ha, hukuk devletine dönebilirler mi? Artık bu aşamadan sonra dönemezler. Çok geç artık. Evet. Hukuk devletine dönmek demek belki kendilerini de bir anlamda sorun demek yani. Yani ama, Türkiye'nin bir hukuk devleti olabilmesi için temelde bir iktidar değişikliği gerekiyor. İktidar değişikliği lazım. Çünkü şu andaki siyasal iktidarın ve kadroların artık hukuk devletine Türkiye'yi döndürmeleri olanaksız. Çünkü önce hukuk devletinin altında kendileri gidecekler çünkü ezilecekler. Evet. Hukukun altında ezilecekler önce. Dolayısıyla Türkiye artık hukuktan korkmayan, geçmişinde böyle çok büyük şeyler olmayan bir yeni bir kadronun yönetime gelmesi lazım. Başka türlü Türkiye çürüyor. Resmen çürüyor. Yani ne söyleyeyim yani bizim Anayasa Mahkememiz işte Avrupa mahkemelerinin çok gerisinde kalıyor. İşte Kavala kararı çok net bir karar verdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi ise Allah'tan Sayın Başkan'ın çok güzel bir muhalefet şeyleri var ama üç olarak reddetti. Yani çürümek biraz bu. Bütün uluslararası standartların arkası gerisinde kalmak demek. Bu ben Anayasa Mahkemesi üyesi olsam çok üzülürdüm bundan. Şimdi eleştiriyorum. Bir vatandaş olarak yine çok üzülüyorum. Anayasa Mahkememizin özgürlük standartlarının Avrupa'nın çok gerisinde kaldığını bir vatandaş olarak üzülüyorum. Ama utanmıyorum çünkü ben yapmadım bu işi. Ama o kararın altında imzam olsun. Bundan utanırdım da biraz. Peki hocam. Evet hocam. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum hepinize. İyi çalışan arkadaşlar. İyi akşamlar. İnşallah daha güzel konuları, daha böyle sevimli şeyleri, ne güzel oluyor diye konuşabileceğimiz şeylerin de gününe geliriz inşallah. Bir süre daha ümidimi kaybetmiyorum. Tabii ki ama bir süre daha kaderimiz böyle olacak hocam. Yani Can Dündar'ın şeyini izledim. O biraz daha şey olmuş galiba. Yani hafif bir ümitsizlikten bahsediyor. Ben buna karşıyım. Yani bir şekilde o ümidi sıkı tutmak lazım. Evet. Ben hep inanıyorum ben işlerin bir şekilde bir çok uzun olmayan bir vadede bir çözüm yoluna gireceğini. Çünkü böyle gitmiyor çünkü çürüyor. İnsan varsa umut da vardır hocam. Çürüyen bir Türkiye bütün dünyaya zarar. Sadece Türkiye'ye değil, sadece bize değil, bütün dünyaya zarar. Sistem buna izin vermeyebilir bir yerde, bilmiyorum. Bu da benim iyimser bakışım. Peki hocam, çok teşekkür ederim tekrar. Ben çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Teşekkürler, iyi akşamlar, sağ olun. Evet, programın son bölümüne doğru geliyoruz. Evet. Şimdi bu haftaki tartışmalardan biri de aslında AKP'den istifa eden Almanya kökenli milletvekili Mustafa Yeneroğlu'ydu. Hı. Şimdi hocanın da bahsettiği hukuksuz devlet yapısını Yeneroğlu iyi anlattı. Özellikle Ruşen Çakır'a evet. Medyascope'da evet. verdiği röportajda. Şimdi diyor ki bu ülkede işkence var. Bu ülkede insanlar kaçırılıyor. Biz de suç ortağız. Bunu ahlaken söylüyorum çünkü sesimizi yeterince çıkarmadık.
Bu ülkede yüz binlerce insan terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyor ve bu ülkede inanılmaz zalimlikler oluyor. Türkiye otoriter rejimin çok ileri safhasına geldi. Toplanma özgürlüğü diye bir şey kalmamış, basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü diye bir şey kalmamış diyor. Bu tabii ilgi çekti bu laflar. Hatta kimileri bir demokrasi anıtı çıkarmaya çalıştı Yeneroğlu'ndan. Fakat özellikle Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli akademisyenler, politikacılar biraz ona tepki gösterdiler. Çünkü Yeneroğlu'nun Almanya sabıkaları hayli fazla. Biliyoruz. Idi. Evet. Yani, fakat yine de tabii şöyle de bir şerh koymak lazım. Kısmen yani neyin nerede başladığının bir hesabını yapmak lazım. Kısmen vicdanlı davranıyor. En azından bu öz eleştiriyi yapabiliyor. Tabii sonrasında ne olacağına bakmamız lazım. Yani bir de unutmamak lazım. Unutmamak kesinlikle ama hani lazım. Linç edip de evet, geriye döndüğüne de pişman etmemek lazım. Aynen öyle. Olumlu bir tavır. Abartılacak bir durumu yok. Çünkü hep şu soru sorulur. Yani bu hale gelirken siz neredeydiniz ey AKP? Daha da başka AKP bir yer. Evet, mesela işte bu akademisyen arkadaşlar falan eski programlarını attılar sosyal medyaya. Mesela 2018 daha geçen sene çok eski değil. Cem Özdemir'le bir televizyon programı çıkıyor Almanya, bir Alman kanalında. Şimdi Cem Özdemir diyor ki Türkiye'de basın özgürlüğü yok. Muhalif olan herkes terörist olarak damgalanıyor. Yeneroğlu diyor ki katılmıyorum diyor. Bir sene sonra herkes terörist ilan eder. Tam tersine basın özgürlüğü çok kalmadı diyebiliyor. Yani bir dönem kendisi herkes terörist ilan etmiş ama şimdi bundan muzdarip. Yani aslında şöyle bir şey var. Bu siyasal İslamcıların yapısıyla çok ilgili bir şey. Önce takiye yaparak istedikleri alanı açıyorlar. Sonra eğer işler iyi gitmiyorsa topu başkasına atıp kaçıyorlar. Evet. Durum tamamen bu yani siyasal. İşte aynen Davutoğlu gibi. Ne diyor Davutoğlu? İşte bakanlığımdan, başbakanlığımdan çok bilirim diyor. Gazeteciler çok zor şartlar altında diyor. Ya Ankara katliamıyla ilgili konuştu Davutoğlu. Ve gerçek bir utanmazlıkla konuştu. Sen söylememiş miydin Ankara katliamından sonra biz anket yaptık. Oylarımızın arttığını gördük diye. Yani hakikaten anlaşılır. Vicdanla yerli yerine konur bir tarafı yok bu adamların her açıklamaları ve her adımlarının. Evet. Şimdi artık toparlıyoruz yavaş yavaş programı. Son katılımcımız Ragıp Duran. Merhaba Ragıp Duran. Celal merhaba, Erk merhaba. Hocam merhaba. Sen kaçırdın, maçla gösterdik. Ronaldo'nun golünü gösterdik. İzledim. Eser Hoca daha önce bana da göndermişti. Bir de ben zaten o videoyu da izlemiştim daha önce. Hakikaten olağanüstü bir şey. Evet Ragıp, son bölümüne geldik programın. Yani biz Amerika Trump'ın aziz sürecinden girip İngiltere seçimlerinden çıkıp Suriye, Libya üzerinden dolaşıp Türkiye'de kara para meselesine geçtik ve geldik global medyada Türkiye'ye. Aslında ilginçtir. Benzeri konular bu haftaki, ben son 3 günü tarıyorum genellikle, çarşamba, perşembe, cuma. İngilizce, Fransızca, Amerikan, İngiliz, Fransız, Rus, Arap ve Kürt medyasında 3 konu gündeme çıkıyor. Sayıca en çok bu 3 konuda haberler var. Birincisi Amerikan Kongresi'nin yaptırım kararı nedeniyle Türk-Amerikan ilişkileri. İkincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Cenevre'de Birleşmiş Milletler'de yapılan Dünya Mülteciler Forumu nedeniyle mülteci meselesi yeniden gündeme gelmiş. Üçüncüsü de sizle konuştuğunuz Erdoğan'ın Libya girişimleri. Tabii ayrıca daha az sayıda Suriye'deki gelişmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ihtilaf, Türkiye'de Kürtlere yönelik baskılar, insan hakları ihlalleri, ayrıca Türk ekonomisinin durumu diyorum sadece, nasıl olduğunu herkes biliyor herhalde, konusunda haberler var. Başlayayım ve başlıkları saymaya. Guardian, Trump geçersiz adetse de ABD Kongresi Türkiye'ye yaptırım kararı aldı. Deutsche Welle, Amerikan Senatosu'nun yaptırım kararı Trump'ın imzasını bekliyor. Rudav, Kürt medyasından. ABD-Türkiye ilişkileri gerçek kopuş eşiğinde. Arap News, Türkiye, NATO, Avrupa ve Rusya arasında sıkışıp kaldı dememiş. Başlıkta sadece o var ama o anlam çıkıyor yazıyı okuyunca. Bloomberg,
Türkiye NATO'dan ayrılmıyor ama Batı'dan kopar gibi. Eser Hoca da bu konuyu işlemişti daha önce. El Monitör, azil Trump'ın Türkiye'yi Kongre'ye karşı koruma olanağını zayıflatacak mı? Çünkü hala Trump Erdoğan'la, Türkiye değil de Erdoğan'ı savunuyor. World Politics Review'da ilginç bir başlık var. Türkiye ve NATO hiç anlaşamıyor ama hala birbirlerine muhtaçlar. Middle East Monitor'dan bir haber. Birleşik Arap Emirlikleri, ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım uygulaması için bir lobi şirketinin hizmetlerini talep etti. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteği bu da. El Monitör, ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararı, ABD'deki Türkiye karşıtı havayı ve yakın gelecekteki olasılıkları gösteriyor. Yani daha yeni başladı anlamında. Yine bu Amerikan, özellikle Amerikan gazetelerinde Erdoğan'ın siz bize yaptırım uygularsanız biz de size yaptırım uygularız şeklindeki açıklamasına da yer vermiş. Mültecilerle ilgili gelişmelere bakalım. Bu Birleşmiş Milletler'in demin söylediğim Cenevre'deki Dünya Mülteciler Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın varlığı ve konuşması büyük tartışmalara yol açmış. Özellikle Fransız ve İsviçre basınında oldukça sert başlıklar var. Le Courrier, Erdoğan Cenevre'de rezil oldu. Tribune de Genève, Türk Cumhurbaşkanı'na topluca muhalefet. Venkat, 24. Erdoğan Avrupalılara ders vermeye kalktı. RTS, Radyo Televizyon İsviçre Radyo Televizyonu, kamu televizyonu. Erdoğan Avrupa'ya şantaj yapmak için mülteci korkusunu kullanıyor. Le Temps, Türkiye, Le Temps gazetesi, İsviçre gazetesi Erdoğan'ın bir açıklamasına yer vermiş. Açıklama da şöyle. Türkiye tıpkı Osmanlı İmparatorluğu gibi mültecilere açık bir ülkedir. Avrupalılar da inanmıyor. Le Figaro, Türkiye mültecilere yardım edilmediği için Suriye'ye müdahale etmek zorunda kaldı. Bu da Erdoğan'ın açıklaması. Yani Türkiye Suriye'ye müdahale etmedi, Avrupa etti oluyor. Telerama, Erdoğan'ın utanç verici şantajı. Le Monde, Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han uluslararası topluluğu azarladı. Bu da toplantının gelişatı ile ilgili bir haber. Libya'daki gelişmelerde, Libya ilişkin gelişmelerde global medyada genişçe yer almış. Mısır, Kahire'deki Libya Büyükelçiliğini kapatıyor. İtalya Dışişleri Bakanı gidiyor Hafter'le resmi görüşme yapıyor. Çok sayıda Hafter silahlı kuvvetlerinin yanında Rus danışmanların olduğuna dair haberler var. Türkiye lideri Erdoğan ise bu ulusal mutabakat hükümeti, üç yönetimden birisi Libya'daki biliyorsunuz, Faiz Sarıcı Türkiye'de kabul ediyor. Bu da önemli bir haber oluyor. Global medyada çeşitli yorum ve değerlendirmeler de var. İngiliz Independent, Libya'ya asker göndermekle Erdoğan Akdeniz'de büyük bir risk alıyor. Tuniskop, bir Tunus gazetesi, Türk birlikleri yakında eyleme geçiyor. Le Figaro, Trablusgarp 5 dost ülkeden yardım talep etti. La Nouvelle Tribune, Mısır Erdoğan'ın Libya hedeflerine karşı çıktı. L'Orient Le Jour, Ankara ve Moskova Libya'da nasıl anlaşabilecek? Siz demin konuşuyordunuz bunu. Evet. İki farklı cephede. Fransız Le Nouvel Observateur, Birleşmiş Milletler Libya'da Ürdün, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin silah ambargosu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin silah ambargosunu delmekle itham etti. Demin Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri zıt cephelerdeydi. Burada aynı cephede birleşmişler. RFI, Radyo Trans International. Türkiye'nin Libya'da hegemonik ihtirasları mı var? Bu başlık okuyunca yazıyı olduğu yolunda bilgiler var. Courrier International. Libya, pardon, Courrier International Fransız. Erdoğan, Libya kaosuna biraz daha batıyor. Diğer konulardan da birkaç başlık vereyim. Stars and Stripes Amerikan. Türkiye, Yunanistan hava sahasını günde 40 kez ihlal ediyor. Foreign Policy, Türkiye, Suriye'ye kimleri yerleştiriyor? Katimerini, Yunan gazetesi.
Türkiye Doğu Akdeniz'de sorun çıkarıyor. Bu Yunan Dışişleri Bakanı'nın açıklaması. Aynı açıklamadan bir başlık daha var. Türkiye aslında sadece kendini tehdit ediyor demiş Yunan Bakan. Deutsche Welle, Türkiye'den Avrupa'ya giden göçmen sayısı 2019'da birdenbire arttı. Niye diye sormayın, söylemeyeceğim. Newsweek'te ilginç bir başlık var. Türkiye dünyanın Suriye işgalini desteklemediği için hayal kırıklığına uğradı. Bunu da Erdoğan'ın Cenevre'de yaptığı bir konuşmadan almış. Erdoğan Türkiye'de pek söylemiyor bunları. Yurt dışına çıkınca oradaki demokratik havadan etkilenip herhalde hiç kimse bize yardım etmedi. Barış Pınarı operasyonunda yalnız kaldık falan diye yakınıyor. Erdoğan'ın İncirlik ve Kürecik üstlerini kapatma tehdidi karşısında Türk lirası dolar karşısında yine değer kaybetti. Özellikle ekonomik basında bu konuda çok sayıda haber var. Son 3-4 haberi de vereyim. Yine foreign policy. Türkiye Suriye'ye mülteci mi yerleştiriyor yoksa demografik mühendislik mi yapıyor? Başlıklarda soru var. Cevabı herhalde az çok herkes anlıyor. Rolling Stones müzik dergisidir aslında. Tabii ki zaman zaman siyasi, sosyal konulara da eğilir. Kürtlerin ihanete uğraması başlığı altında bayağı uzun, çok güzel bir röportaj muhabir gitmiş orada. Kürtlerin Amerika tarafından nasıl ihanete uğradığına dair bilgiler almış. Nordic Monitor diye bir yayın organı şöyle bir iddia öne sürüyor. MIT, Suriye'de bulunan bütün IŞİD köy ve kasabalarını fişlemişti. Bu herhalde çok bilinmeyen, beklenmeyen bir şey değil ama fişlemekle yetiniliyor herhalde. Son haber RT, Russia Today'den. Erdoğan, dünya devletleri ve İslam dünyası Kuzey Suriye'de güvenli bölgeyi desteklemedi. Yani bir takım gerçekleri bizzat kendisi sonunda ifade etmek durumunda kalıyor. Futbol dedim başta, bir tane de futbol haberi vereyim. Bu Mesut Özil'in Çin'le ilgili konusunda yeni bir gelişme var. İddia düzeyinde tabii bu. İngiliz meşhur futbol yayın organı Mercator, Mesut Özil Fenerbahçe'ye yakın diye bir başlık atmış. Bekleyeceğiz. Fenerbahçe'ye geldiği zaman da yanındaki Uygurları desteklemeye devam eder mi? Onu bilemeyiz. Peki Ragıp, çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar hocam. Için. Evet, biz de programın sonuna... İyi akşamlar, Dedal, iyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ ol. Biz de programın sonuna geldik. Evet. Şimdi demin Ragıp dünya medyasından başlıkları okurken Türkiye'de Avrupa'ya çıkan mülteci sayısındaki artıştan bahsetti. Bugün Sözcü Gazetesi'nde bir başka artışın haberi vardı. Gerçekten çok çarpıcı. İstanbul Erkek Lisesi'nin 135 yıllık tarihinde bir ilk yaşanıyor. Almanya, ABD, Kanada, Fransa gibi ülkelerde üniversite eğitimine gidenlerin oranı Türkiye'de kalanları geçti. İlk defa kalanları geçiyor. Hem de bu, yani beyin göçü lise düzeyine inmiş demek, evet. Tarihi lisenin 2019 mezunlarının %52.6'sı Avrupa'ya gitti. Alman lisesinde yurt dışına gidenlerin oranı ise %94.7'ye çıkmış. Yani neredeyse Alman lisesinden mezun olan bütün gençler üniversite eğitimi için Türkiye'de kalmıyorlar ve yurt dışına gidiyorlar. Sadece tabii fikir özgürlüğünü çok fazla konuşuyoruz. Biraz mesleğimizin icap ettirdiğinden dolayı, bir de içinde bulunduğumuz baskılardan dolayı ama... çok umutsuzlar gençler. İşsizlik noneleri ortada. Gençlerin %30'una yakın kısmı işsiz ve umutsuzlar. Ne yapacaklar? Toplumda ne yazık ki tuhaf bir şey oluyor. Bir kısım insanlar intihar etmekten söz ediyor. Önümüze düşen videolarda bir kısım insanlar intihar da ediyorlar. Evet. Tuhaf yöntemlerle. Ve gençler de ülkeyi terk etmekten söz ediyorlar. Hem özgürlükler açısından hem kendi geleceklerini kurtarmak açısından. Anlatılanların hepsi velhasıl çok vahim konulardı. Yani yine bunlardan söz ettik ama tabii umudu da kaybetmemek gerekiyor. Çünkü Suriye bile 2010 yılından bu yana toparlanma sürecinde zor olacak tabii ki her şeyi. Buna şüphemiz yok. Realistiz. Ama en de sonunda olacak. Dünyanın her döneminde her ülke
bu süreçleri ne yazık ki aşağı yukarı. Yani şöyle geçmiyor. Bağlayalım mı programı? Evet, biraz yani umutla. Umudumuzu kaybetmeyelim ama gerçeklerle de bağımızı koparmayalım. Aynen. Evet. Tam da bu. Çok teşekkür ederim her katıldığın için. Ben teşekkür ederim Celal abi. Bir Artı Gerçek programının daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.